rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Sevgili izleyiciler hepinize merhabalar. Yeni bir yükselen sözler programında daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrar sizlerin odalarınıza, salonlarınıza, evlerinize getiren, sizleri tekrar bizlerin karşısına getiren Rabbimize şükürler olsun diyerek bugün de yine yükselen sözlerin 17. bölümüne Başlamış bulunuyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumla gerçekten önemli bir konuyu ve kendisinin bu konuda yazdığı kitabını son çalışmasını sizlerle konuşmaya çalışacağız. Öncelikle buradan sevgili izleyicilerimize bir teşekkürü iletmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz hafta sevgili Fatih Orum hocamızla birlikte yaptığımız Kur'an'ı anlamada usul programına gerçekten dünyanın dört bir tarafından inanılmaz e, güzel e, tepkiler geldi. E, tebrikler geldi. Programımıza böylesine ilgi gösterdiğiniz, böylesine ilgiyle izlediğiniz ve sonrasında da düşüncelerinizi böylesine samimiyetle bizlere ilettiğiniz ve bizlere bu konuda şevk verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerin bu güzel e, tepkileri ve sözleriyle desteklediği ve karşılığını fazlasıyla verdiği için de Rabbimize Şükrediyorum sevgili izleyiciler. Bu akşam da benzer e, güzellikte bir program olması dileğini de, e, duasını da bu vesileyle yapmış olalım. Ve sevgili yardımcı doçent doktor Emre Dorman dostumuza Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sizi görünce çok evet. daha güzel olduk. Stüdyomuzu Tekrar. aydınlattınız. <laughs> Özellikle de bu güzel görünümünüzle teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Allah razı olsun. Aynı zamanda da kitabınızla da aydınlık verdiniz bizlere. Sevgili izleyicilerimize hemen ben mevzuya girelim. Birazdan sizi tanıtacağız. Videomuz var ama öncesinde ben hemen kitabınızı tanıtarak başlayayım. Din neden gereklidir? isimli son çalışmasıyla Emre hocamız yine gerçekten bizlere güzel bir eser daha hediye etti teşekkür ediyoruz kendisine ve kitabının hayırlara vesile olmasını diliyoruz bugün de dinsizliğin imkansızlığı başlığıyla bu kitabın içerisindeki pek çok konuyu süremiz yettiğince el verdiğince burada konuşmaya çalışacağız hepsi birbirinden önemli konular hemen hocamızı tanıma videosuna geçmeden önce Dergilerimize de tanıyalım. Dergilerimizin yeni sayısı çıktı. Kur'ani Hayat iki ayda bir biliyorsunuz çıkıyor. Yeni sayısıyla şu an elimizde ve yine 3 ayda bir çıkan Kitap ve Hikmet dergimizde yeni sayısıyla Nisan sayısıyla. E, elimizde bundan sonraki sayısı da artık Ramazan'da inşallah elimizde olacak e, Bu arada dergimizin içerisinde hemen hatırlatayım ben kendi reklamımı da birazcık yapmış olayım Tabi bu ne kadar reklam olur bilmiyorum e, Evrensel kitaba tarih felci Bu tarihselciliğin Kur'an'a ne kadar aykırı ve ne kadar yanlış bir tutum ve yaklaşım olduğunu Ayetlerle delillendirmeye çalıştığımız e, evrensel kitaba tarih felci Başlıklı yazımızı da dergimizin bu ayki bu sayısında bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. İsterseniz şimdi hocam sizi bir tanıyalım bir videomuzda sonra konuşmamıza başlayalım inşallah. Biraz sonra birlikteyiz. Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Bilim Dalı'nda hazırladığı Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasında kullanılan modern deliller, insancı ilke örneği başlıklı teziyle 2004'te yüksek lisansını tamamladı. 2009'da Deizm ve Eleştirisi Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı teziyle de doktorasını yaptı. Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde felsefeye giriş, felsefe tarihi ve bilim felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise İslam felsefesi ve din felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. ...kantonunuz mı kendinizi? Allah razı olsun evet. <laughs> Eyvallah çok teşekkür ederiz tekrar. Evet, evet, ee, teşekkür i̇sterseniz ufaktan konumuza evet. girelim ne dersiniz? Ben e, sadece bir iki cümle söyleyeyim size. Buyurun, buyurun Bu Kitap Hikmet Dergisi'ndeki makalenizle ilgili tabii ben bu yayınlanmadan önce... E, ...bunu Eyvallah, okuma e, şerefine ulaştık Allah razı olsun gönderdiniz. E, hakikaten çok önemli bir konuda çok güzel tespitler yapmışsınız... ...ve çok anlaşılır bir şekilde Allah ifade etmişsiniz olsun. bunu. Bence önemli bir ihtiyaca cevap vermiş. O Eyvallah. yüzden mutlaka yani ben de kendi şahsım adına okunmasını tavsiye ederim. Eyvallah. Allah razı olsun ederim. hocam. Çok yani teşekkür ederim. Bir şey. Sağ olun. Benim için gerçekten çok önemli bu sözlerini. Sağ olun. Evet. Ee, i̇sterseniz başlangıcı yine ayetlerle yapalım. Olur. Sonra da gidelim, devam edelim. Bugün bu bölümün ayetini izliyoruz. erkek olsun kadın olsun kim inanarak iyi iş yaparsa ona güzel bir hayat yaşatırız karşılıklarını da yaptıklarının en güzeline göre veririz nahl suresi 97. ayet kim çar çabuk olanı isterse düzenimize göre dilediğimize hemen orada verir sonra cehennemi onun yeri yaparız oraya yerilmiş ve sürülmüş olarak gider kim de ahireti ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışması teşekküre değer. Bunlardan her birine hem onlara hem de öbürlerine Rabbinin ihsanından da veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. İsra Suresi 18 ila 20. ayetler. hocam e, ayetlerimiz böyle yani i, her iki e, ayet grubunda da yani bir tanesi Nahil 97 evet. ve diğeri de İsra 18 20 asıl bizim üzerinde durmak istediğimiz şey insanların iyilik e, diye yaptıkları şeyin mühim olan e, mümin olarak yani evet. inanarak yapmış olmaları yani daha doğrusu bizim iyi dediğimizle Allah'ın iyi dediği şeyler arasında bir fark olduğunu ...gösteren daha pek çok ayetten... ...sadece birkaç tanesi. Ee, ben böyle bir giriş yapmış olayım. Siz kendi tarzınızda buyurun hocam. E, bence çok önemli bir noktaya... E, ...dikkat çektiniz. Hakikaten... E, ...önemli olan aslında Allah'ın... ne, ne şekilde tarif ettiği. Bu tabii en başta iyilik konusunda. Neden e, derseniz yani... ...etrafımızda çokça örneğini görebiliyoruz bunun. Yani insanlar... ...genelde dini iyiliğe... ...indirgiyorlar. Ya da... Evet. E, Herkesin kendi yaşam tarzına göre, dünya görüşüne göre belirlediği bir iyilik kavramı olması kaçınılmaz oluyor. E, dolayısıyla bu tarzı subjektif diyebileceğimiz kişisel iyilik tanımlarından e, mutlak bir iyiye ya da objektif bir iyiye, iyiye ulaşmak mümkün değil. Hı hı. E, dolayısıyla iyi'nin ne olduğu ve dolayısıyla kötünün ne olduğu aslında ancak Allah'ın sözlerinden belirlenebilecek bir şey. Ki yani zaten Allah evet, kesinlikle Allah'ın tanımlaması. Gerekir. Yani herkesin aslında kendi tarifini Allah'ın tanımlamasına göre düzeltmesi gerekiyor. Yani bunu öncelikli olarak e, Yani söyleyeyim. bir kalibrasyon <laughs> lazım. Kalibre evet. etmemiz lazım bir takım kavramlarımız. Çünkü Erdem Hocam şöyle bir şey. Yani e, insan biliyorsunuz hani nefsiyle hareket eden bir varlıktır. E, özgür iradesi vardır insanın ve bu iradesinin onu nereye sürükleyeceği, nefsinin e, ona ne gibi şeyler hoş göstereceğini evet. e, kestirmek çok mümkün değil. Yani insan çok aynı zamanda fantastik bir varlık. Yani ee, i̇nsan insan aklının meşrulaştırmayacağı bir şey yok neredeyse. Kendisini ee, inandırmayacağı bir şey yok. Kesinlikle yani kendisini aklı çıkarmayacağı yaptığı eylem ne kadar ahlak dışı olursa olsun ne kadar insan dışı olursa olsun bir şekilde bunu bir takım meşru zeminlere e, dayandırması mümkün olabiliyor insanın böyle bir varlık. Şeytanın insanı Allah ile aldatması Allah'ın affıyla aldatması kesinlikle. da bu, bu manada anlaşılmalı Tabii, belki. Evet şüphesiz. Ee, yani Kur'an-ı Kerim aslında bunun felsefesini oluşturuyor bize dikkat ederseniz ayetlerle. Ee, bir şeyin iyilik olabilmesi için o iyiliğin Allah'a iman üzerinden gerçekleştirilmesinin gerekliliği. Allah'a iman etmeden yapılan eylemlerin e, dünyevi anlamda insanlar tarafından iyilik olarak tanımlansa da bunların ahirette bir karşılıklarının olmadığı. Olmadı, evet. Ya da şöyle ifade etmeye çalışalım. Ee, muhtemelen o konuya gireceğiz ama hani burada bir kısa giriş yapmış olalım. <laughs> en başta zaten iyilik dediğimiz kavramın ne olduğunu konuşabilmemiz için dahi Allah'ın varlığına muhtacız. Hmm. Evet, çok yani güzel. Allah olmadan zaten iyilikten veya kötülükten dahi söz etmemiz mümkün değil. Ya Durum bu... böyle olunca yani iman etmeden insanların kişisel görüşleri üzerinden... Kavramsallaştırılmış bir iyilik ve kötülük tanımlamasının e, ciddi alınacak bir tarafı yok yani. Bu dediğiniz gibi kendi söylediğine inanmak kendini e, ilahlaştırmanın da aslında bir şey, versiyonu kesinlikle. denebilir. Hocam neden iyilik kavramıyla girdik? Çünkü genelde mesela siz din neden gereklidir sorusunu sormuşsunuz. Ve bu soruyu bu kitabınızda gayet güzel çeşitli açılardan cevaplamışsınız. Yani dolayısıyla genelde bu soruyu bir, bir, bir kendimize veya birbirimize sormadığımız anlaşılıyor. Yani sizin böyle bir soruyu gündeme getirmenizden bir. İkincisi ya bu ben neden dindar olayım ki? Gerek yok ki ben zaten iyi bir insanım. Ben zaten kimseye kötülük yapmam. Allah bana niye ceza versin ki? Ee, yaklaşımı da aslında bu sorunun sorulmadığını gösteren bir yaklaşım. Kesinlikle tabii. Ee, Oradan yani devam burada edelim. Burada aslında İsra suresindeki dikkat çektiğiniz ayetlerden de şöyle bir şey geldi aklıma. Yani e, şimdi insanların tabi büyük çoğunluğu e, biraz hani böyle şark kurnazı dediğimiz tarzda hesaplar yaparak Allah'la arasında ilişki kurduğu için... Şimdi ayette de dikkat edersiniz diyor ki Allah aslında bu dünya isteyene veriyor bu dünyayı. Yani Allah ne kadar büyük ne kadar rahmet sahibi ve insan sadece bu dünya metasını istiyorsa bile Allah'ın onu vermesinin Allah için ne kadar kolay olduğunu gösteriyor aslında evet. insana. Ama onun ahiretten nasip olmadığına dikkat çekiyor. Evet. Ama gerçek inananların yani ahireti hedeflemesi yani büyük e, hedefi kendilerine öncelemesi gerektiğini Tabii dünyadan da nasibini unutmaması gerektiğini yani dünya ve arasında bir denge oluşturması gerektiğini görüyoruz. Yani Allah o kadar rahmet sahibi ki ve imtihan dünyasında olmamızın bir gereği olarak isteyeni aslında e, dilediğine istediği şeyi veriyor bir şekilde. Yani imtihan etmek için bunu veriyor. Zaten yani hocam. şöyle bir şey yok yani <laughs> dikkat ederseniz. Mesela Allah sadece inananlara nimetlerini verip inkar edenlerini sefil halde bırakmıyor. Hatta tam tersi bazen inkar edenlere çok daha fazla veriyor. Hatta daha da azgınlık yapsınlar diye işlerini daha da kolaylaştırıyor Allah inkar edenlerin. <laughs> evet. Onlar da kendilerini doğru bir şey üzerinde zannediyorlar. Evet e, hatta hocam bu konuyla ilgili e, yanlış hatırlamıyorsam Araf suresinin 31. ayeti olması lazım. Veya 30. ayeti olması lazım. E, o ayetleri sevgili izleyicilerimiz okuyabilirlerse. Ha 32. ayet demiş De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü temiz ve lezzetli rızıkları kim, kim haram etti? Haram De ki bunlar dünyada esasen müminler içindir. Ahiret gününde ise sadece onlar için evet. olacaktır. Kesinlikle. Yani burada hem mümin hem mümin olmayan herkes bu dünyanın süsünden faydalanacak. Hocam şey. zaten böyle olduğu için diyorum ya yani imtihanın bir sırrı bu. Şimdi zaten eğer ki sadece bir tek tarafın lehine olsaydı e, nimetlendirme... Ya birçok insan diyecekti ki demek ki bizim inanmamızda bir değer yok anlam yok ya da bizim inkar evet. etmemizde bir anlam yok. Evet. Herkes Allah'a inanacaktı yani. Aslında Allah öyle bir sistem kurmuş ki inananlar içerisinde de imkan sahibi olanlar var, sağlıklı olanlar var, hasta olanlar var, inkar edenler içerisinde de aynı şekilde. Hı hı. Yani böyle bir denge var dışarıdan baktığınız zaman a iman etmek... Dini anlamda fayda sağlayacak güzel bir şey diyemiyorsunuz. <laughs> evet. İnkar etmek. aa dini anlamda fayda sağlayacak güzel bir şey diyemiyorsunuz. Yani ya Allah'ın rahmeti gereği gerçekten müthiş bir şey var. Sistem. Var. Ya da mümin olan insanlar tamamen iyi donanımlı herkese iyilik yapan iyilik melekleri, perileri Tabii. falan gibi insanlar değil. Tam tersi, mümin olmayan insanlar da yeryüzünün en sefil insanları olacak diye bir değil, durum kesinlikle. söz konusu değil. Tabii. Ama zaten burada önemli olan demek ki. Bu tanımları Allah'ın yapıyor olması ve onun onayı onaylayacağı iyiliğe biz iyilik diyebiliriz. Neden böyle bir şey var hocam? Yani neden böyle bir tanım tanımı neden Allah'ın yapması gerekiyor? Şimdi tanımın neden Allah'ın yapması gerekiyor? Çünkü Allah varsa ancak tanım söz konusu. Allah varsa ancak anlam söz konusu. Yani Allah olmadan aslında her şey bir hiçlik. Her şey bir boşluk. Yani Allah yoksa bütün tanımlar ...bütün anlamlar e, kişisel olmaktan öteye geçemiyor. Hocam burada kitapta çok güzel evet. bir bölüm yazmışsınız. Şöyle diyorsunuz. Ahlaki davranışların yaratılıştan Hı. verilmiş olduğu düşüncesi... ...dinin aleyhinde değil aksine dini destekleyen bir Kesinlikle. anlayıştır. Allah'ın insanlardan ahlaki bazı davranışlar isteyip erdemli olmalarını beklerken... ...onları bu davranışlara uygunsuz bir yaratılış üzerine var etmiş olduğu düşünülemez. Kesinlikle. Yani Bu harika bir tespit. Evet, Sonuçta yani, evet. sizden olmanızı istediği şey yapamayacağınız şeyi istemiyor. Yani Allah o kadar rahmet sahibi ki ve hani Mülk Suresinde dikkat çektiği gibi yani yarattığını bilmez mi? Evet. Yani yarattığını en iyi bilen Allah. Doğrusu Dolayısıyla yarattığının ihtiyaç duyacağı her şeyi de ona veriyor ve bunu verirken yaratılışını da buna uygun kılıyor. Peki hocam biraz şeye girelim o zaman şu... E, kurallar Yani bir takım kurallara uyulması gerekiyor. Ve işte bugün e, özellikle seküler ya da bir, bir nevi kendilerini ateist olarak tanımlayan kişilerin e, sığındıkları bir takım şeyler var. Mesela işte e, bu az evvel bahsettiğimiz iyilik meselesi olabilir. Kendi tanımlarını kendileri yaptıkları için her e, tanımın içerisini kendileri doldurdukları için hiçbir yanlış görmeme e, saplantısı olabilir. Veya e, inançlı insanların yaptıkları bir takım kabul edilemez davranışlara bakıp inancın kendisini, dinin kendisini yok sayma veya itme tavırları olabilir. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Yani aslında en yaygın olan Erdem Hocam o en son söylediğiniz kötü örnekleri dikkate alarak, kötü örnekleri esas alarak bunu dine faktör Genelleştirme. etmek, genelleştirmek. E tabi bu aslında çeşitli sebeplerden yapılıyor. yani Belki bir kısım kendi içerisinde samimi olabilir. Yani gerçek bir dini öğrenmediği için hı hı. ya da kendisine gerçek bir din anlatılmadığı için gerçekten anlatılmadığı gibi uydurulmuş bir din anlatıldığı için. Keşke bazen sadece gerçek anlatılmamış Kesinlikle oldu. yani bazen e, hiçbir şeyin anlatılmaması bir insana yani dini anlamda e, zihin sayfasının, dini kısmının belki bir şekilde boş kalmış olması bile e, gerçek bir dinle o sayfalar yazıldığında o insana çok daha fayda sağlayacak bir şey. Ama maalesef yaygın olan şey insanları korkutmak üzerine. İnsanları yıldırmak üzerine, Allah'ın haram etmediği şeyleri haramlaştırmak üzerine bir din anlatımı, yani attığınız adımın günah olduğu bir din anlatımı olduğu için, bir kısım insanlar belki gerçekten samimi olarak hani böyle bir dinin yaşanlamaz bir din olduğunu e, düşünüyorlar ve dinden uzaklaşıyorlar. Hı hı. E, bir sebebi bu. Tabii kimsenin bahanesi olamaz bu. Yani kimsenin zaten dinini başkasını öğrenme lüksü yok. Tabii. Ki. Allah bu hepimizi görevli kılmış bunda. Hepimiz dinimizi kendimiz okuyup öğreneceğiz. Herkes bu yalnız tek anlatır. başına verecek. Kesinlikle yani bunu yanlış anlatıldıysa da, yanlış öğretildiyse de ya bir dakika arkadaş yani bu benim aklım uymuyor, tabiatım uymuyor. Acaba dinde mi bu problem yoksa bu dini bana aktaran kişi de mi diye insanın samimi olarak sorması gerekir. Tabi burada başka faktörler devreye giriyor. İnsanların bir kısmı maalesef bunu bahane ediniyorlar. Yani aslında e, işine geliyor biraz da. Hmm. Ya din buysa, Allah böyle bir şey istiyorsa Allah da demek ki yapılabilecek bir şey istememiş insandan. E ben de bunu nasıl yapayım? Biz de insanız, bizim de nefsimiz var şeklinde yaklaşıp hani bizim o dini konularda kendini kanıma kırk yolu başlıklı evet, evet. kitabımızda olduğu gibi çeşitli bahanelerin arkasına sığınabiliyor insanlar. E, temelde bu. Bununla beraber e, mesela küçüklüğünde olumsuz bir dini tecrübe yaşamış. Yani aslında bu e, birçok insan bunun ne kadar e, insanların geçmişinde Etkili olduğunun farkında bile değil. Küçük ne mesela bir cam hocasını azar işitmiş. Ya da camide bahçesinde top oynarken işte hoca gelmiş diyelim ki çocuğu dövmüş. Şimdi bu öyle bir travma oluşturuyor ki yani hayatı boyunca kafasındaki dindar imajı ve bu dindarları dinle bağdaştırma imajı hep bu olumsuz örnek üzerinden gerçekleşiyor. Yani içten içe böyle bir kin duyuyor. Ya da mesela din kültürü dersinde diyelim ki hocaya bir soru soruyor. Hoca da e, sorunun cevabını bilmiyorsa biraz... İşte onu kafirlikle veya işte e, sapkınlıkla itham ederek suçlayarak susturuyor. Hmm. ve arkadaşlarının yanına rencide ediyor vesaire. Ha bu dokunuyor çocuğa o evrelerde 14-16 yaşlarında falan. Bir anlamda şey olmaya başlıyor böyle dine karşı antipati duymaya başlıyor falan. E, bir grup böyle mesela aslında işlerden uzaklaşan. E, yine mesela öyle bir akım var ki bunlar aslında tam az önce dikkat çektiğiniz gibi yani seküler eğitim sisteminden geçmiş ee, sadece her şeyi bu dünya hayatından ibaret gören. Bir bakın, nevi aklı evet, tutlaştırmış. Evet, bakın bunların bir kısmı hatta Allah'a inanan insanlardan da oluşabilir. Yani tamamen ateist değil aslında bu insanlar. Evet, evet. Seküler evet. insanların bir şey belki ateist değil. Kesinlikle. sadece Allah'a ve geri Allah ve dini gerektiği gibi takdir edememiş. Öneminin farkına varamamış. Öneminin farkına varabileceği şekilde önüne bir takım şeyler sunulmamış insanlar. Dolayısıyla de bunu zahmet edip de şey yapmamış. dinin Evet. Bir önemi yok. Yok. Yani din var mıymış yok muymuş? Hani atıyorum Afrika'nın, işte Kuzey Afrika'da herhangi bir ülkenin işte bir e, bölgesinin isminin ne olduğu gibi bir şey. Orada bir evet falanca yer var. Ha bir de bir din var gibi bir şey. Evet. Ya Bu kadar önemsiz veya bu kadar onu dışı. ilgilendirmez bir şey gibi gündem dışı. Neden? Çünkü hayatını e, kendi nefsine, kendi hedeflerine, ideallerine göre şekillendirdiği olgular var hayat içerisinde önem sıraları var. Dolayısıyla bu önem sıralarında Allah ve dine bir türlü sıra gelmiyor. Bir böyle bir grup var ve bu insanlar e, dinin kendileri için dahi ne kadar önemli olduğunu farkında diller. Hmm. Yani Allah hepimizin Rabbi, din evet. hepimiz için gelmiş. Dolayısıyla bugün hani diyoruz ya modern insanın bugün bu kadar arayış içerisinde olması, bir e, gönül tatminsizliği yaşaması. E, kimlik bunalımı içerisinde olması bir kimlik arayışı hatta kitabınızda yalnızlaşması çok, yani e, bu benim gördüğüm ya yani sizden öğrendiğim kadarıyla bir takım modern filozoflar da özellikle bu yüzyılın başındaki düşünürler düşünürlerde e, artık aydınlanma çağında bu çağda dinin giderek yok olacağı Kesinlikle. hayatın dışına atılacağı ve onun yerini e, daha e, insanın kendi sunduğu çözümlerin alacağı şeklinde bir yani takım ön yargılara sahiplermiş bu, ama tabii biraz bir hayal kırıklığı olmuş galiba. Kesinlikle yani bu August Comte e, bunun başını çekiyor. Eee falan da var. Yani dinin bir ilizyon olarak görülmesi. Eee ilkel çağlarda insanların sadece işte çeşitli doğal olaylarından korktukları için kendine bir tanrı düşüncesi yarattı... ve bu tanrılara tanrıya veya tanrılara e, çeşitli ritüellerle ibadet ederken dini ürettikleri. Bu altı bir hemen kendileri yazmışlar, tabii, tabii, kurmuşlar kesinlikle, yani. tabii yani böyle bir şey. Ve e, düşündükleri şuydu aslında, öngördükleri, iddia ettikleri şey şuydu. Yani e, yavaş yavaş aslında din tamamen e, insanların dünyasından, gönlünden aklından sıyrılıp çıkacak. Sıyrılıp çıkacak evet. Artık bir akıl dini yaşayacak insanlar. Bir bilim dini yaşayacaklar. Bir akıl çağı, bir bilim çağı olacak. Artık insanlar böyle ilkel e, dönemdeki insanların korkuları ve bu korkulardan dolayı ürettikleri işte e, doğaüstü bir takım varlıklara inanmaya başlayacaklar. Hı. Tabii bunu bu tezleri ortaya atarken... Ee, aslında insan dediğimiz varlığı e, iyi okuyamadıklarını görüyoruz. Hocam Çünkü burada insan, bir şey sorabilir evet, miyim? Pardon sözünüzü unutmayın. Şu, tam yeri geldiği için aklıma geldi. Şimdi bakın. E, bu söylediğiniz gibi bu insanlar bir nevi kendilerini çok üst bir mertebede görüyorlar ve kendilerinden önceki nesilleri ya da dine ihtiyacı olan kişileri de çok alt bir mes şeyde görüyorlar. Bir seviyede görüyorlar. Peki insanın kendisini böyle görmediği bir devir oldu mu? Yani bundan 500 yıl önce yaşayan insan kendisini çok mu aşağıda sefil görüyor ya bizden sonra öyle bir 500 sene sonra öyle bir insanlık gelecek ki hepimizi silecek süpürecek onlar süper zeka olacaklar diye bir düşüncesi olan bir devir oldu mu yani hocam, tam tersini aslında çok önemli bir şey dikkat çektiniz yani tam tersine her dönem kendisini kendisinden önceki dönemden üstün görmesinin tanımlaması olarak kendini modern diye ifade <laughs> Evet. Çok güzel. Yani bu antik çağlarda da geçerli olan bir şey. Kendini modern diye tanımlaması kendisinden öncekinin geri olduğu, kendisinden öncekinin eski demode olduğunu hmm. ifadelendirmek içindir. Hmm. E, tabii bu özellikle e, yani son 200 yılda e, aydınlama dediğimiz diye ifade edilen e, dönemden sonra, yani sekülerizmin bu kadar baskın hale dönüşmesinden sonra e, insanların dediğim gibi artık böyle dine ihtiyaç, ...duyulmadığını e, zannettiklerini görüyoruz. Mesela dediğim gibi Freud mesela dinin bir ilüzyon olduğunu... Hı hı. ...ifade ediyordu. Ama bakın yani Freud... E, ...psikolog ve psikanaliz... E, ...şeyleri yapmasına rağmen, psikiyatrist olmasına rağmen... ...çok e, gözden kaçırdığı bir şey var. İnsan dediğimiz varlığın... ...o manevi boyutu. Ya tabi o kafası daha çok materyalist, pozitif tabii çalıştığı tabii. için... ...yani o boyutu dikkate almıyor ama... ...insan böyle bir varlık değil. değil. Bakın e, bugün aslında psikologlar arasında... ...yapılan tartışmalardan bir tanesi de budur. Yani... E, psikologların birçoğu e, özellikle mesela diyelim ki ülkemizde Müslüman bir ülkede eee psikologluk yapan ve insanlara terapi uygulayan insanların birçoğu o ülkedeki insanların inançlarına habersiz. Yani evet. bir Müslüman bir sıkıntısı olduğu zaman bir psikoloğa gidiyor. Ve bu adamın sıkıntısının sebebi önemli ölçüde e, dini veya metafiziksel konularla ilgili de olabiliyor. Evet. Ama yani düşünebiliyor musunuz? Daha beter hasta oluyor. Osman'dan <laughs> haberi yok ki. Evet. Yani o adamın o problemi nasıl çağırılacak? Ne yapıyorlar? Bu sefer onu örtmeye, bastırmaya çalışıyorlar. Ve onun aslında, dinin aslında insanı sınırladığı, insan için e, aslında insanın özgür olmasına engel olduğu, insanın e, istediği şeyi istediği anda yapması ve hayattan haz almasına engel teşkil ettiği gibi telkinlerde bulunarak zaten kafası bunalmış, zaten sıkıntı yaşayan insanlar daha da ee, ...çıkmaza sürüklüyor. Daha, daha da uçuruma Daha uçuruma evet. Dolayısıyla yani özellikle mesela psikoloji alanında... E, ...terapi yapan... ...insanların en başta... ...öğrenmeleri gereken şey... E, ...o toplumun inanç sistemidir. O toplumun e, dini dinamiğidir. Hatta sosyal bilimlerin tamamının... ...ilk e, adımı bu olması, ki, olması lazım hocam. sosyoloji sosyal... yapamazsınız. Evet. Din, din, din olgusu olmadan... Ya ...bunların hiçbirini doğru bir şekilde... ...analiz edemezsiniz, değerlendiremezsiniz. Dolayısıyla böyle bir şey öngörüyorlardı ama... E aslında az önce dikkat çektiğiniz o bütün e, düşünürler kendilerinin de bu teze inandıklarını ama zaman içerisinde bu tezde haksız çıktıklarını ifade ediyorlar. Hmm. Evet. Yani orayı aslında zaten. Aslında sekülerizmin, bir, sekülerizmin, bir, sekülerizmin e, insanı tatmin etmediği ve insanın en temel varoluşsal sorularına cevap vermekte yetersiz kaldığı veya bakın yani en başta ahlak konusunda dedik ki yani birazdan inşallah gireceğiz ahlak konusunda dahi sekülerizmin verebileceği bir cevap yok. Evet. Çünkü her şey eğer ki dünyevileşmekten ibaretse yani bu dünyadan ibaretse o zaman yani Yani rasyonel bir, bir temele oturtamıyor yok. yani doğa dışı bir şey kabul edilmiyorsa buna hak verilmiyorsa her şey insanların belirlediği kurallar üzerinden gerçekleşiyor. O zaman e, benim gibi insanların belirlediği kurallar beni neden bağlasın? Evet. Bana neden sınırlama getirsin? De, Veya o kuralları neden ben belirlemeyeyim? Aynen öyle. Bir de insanlar zaten e, kendi kurallarını benim e, belirleyen insanlar da topluma göre, e, ırklarına göre, renklerine göre, dillerine göre kendi doğruları farklı olabiliyor diğer insanlarda. Yani tek bir doğruyu e, insan kendi başına doğal olarak e, dine ihtiyaç duymadan tek bir doğruyu bulabilecek kadar şey mi? E, donanımlı bir varlık. Şimdi kesinlikle dil tabi e, tabii şimdi şunu söylemek lazım. Az önce sizin hani e, alıntıladığınız e, kısımdan hareketle şunu söyleyebiliriz. Dedi ki Allah aslında potansiyel olarak insanı hani ayetinde dikkat çektiği gibi yani yaratılışını güzel bir yaratılış üzerinde kılıyor. Ama ona hem iyiliği hem kötülüğü ilham ediyor. Yani Hı. insanın aslında ahlaki anlamda potansiyel olarak iyiliği de kötülüğü de dışarı yansıtabilme potansiyeli var. Ama işte din ne yapıyor? Din o kötülük tarafını bastırıyor ve iyilik potansiyelini açığa çıkartıyor. Hmm. Ve insan mesela e, sal kendi aklıyla belki evrensel diyebileceğimiz bir takım iyi diye tanımladığımız şeylerin gerçekten iyi olması gerektiğini anlayabilir. Mesela bir insanın canına kıymak. Yani bunun kötü bir şey olduğunu algılayabilir. Veya bir ihtiyaç sahibine yardım etmek bir muhtaca Bunu iyi bir şey olarak tanımlayabilir insan. Hmm. Ama bu gibi örnekleri insan kendi aklıyla bulsa da Mutlaka vahin desteğine ihtiyacı var. Bunda isabet edip etmediğini hmm. netleştirebilmek için. Ya yani bunu çünkü bunu temele oturtması lazım. Kesinlikle. Abi. Yani evet emin olabilmek için. Yani şimdi mesela bir insan diyelim ki hiçbir şekilde dinle muhatap olmadı ama Allah'ın ona yaratılıştan verdiği o ahlak duygusuyla çünkü diyoruz ya bakın ateistleri de Allah yarattığı için ateistin içerisinde de ahlaklı davranabilen insanlar oluyor. Yani ateist ahlaksızdır diye iddia yani o, yani bir iddiada bulunmuyor kimse. Ama her insan Allah'ın bir ayetidir. olsa da kesin ama bir ateistin ahlaki eylemini rasyonel olarak temellendirmesi mümkün Mümkün değil. değil Onu evet. konuşacağız. Problem ha, oradan geliyor. Evet gibi. ama bakın yani burada önemli olan şu Erdem Hocam. Burada şu sorulmuyor aslında. Ee, Allah e, inanmayan bir insan iyi olabilir mi? Ya da Allah'a inanmayan bir insan ahlaklı olabilir mi? Sorulmuyor burada. Burada sorulan şu. Allah olmadan iyi olunabilir mi? Yani ha. Allah olmadan iyilik olabilir mi? Çünkü bir insan Allah varlığına inanmadan da iyi eylemler yapabiliyor. Yani bir işte yokla bir ihtiyaç bir hayvan dahi görse ona yardım edebiliyor bir ateist. Hı hı. Bir insana da yardım edebiliyor. Hı hı. Veya e, dinler tarafından iyilik olarak tanımlanmış bir takım eylemler ateistler de yapıyorlar. Yani bugün ülkemizdeki ateistlerin bir çoğunluğu Buradaki bir şekilde ülkenin topraklarında yaşayan insanlar burada doğmuş büyümüşler. Bir şekilde dini terbiye öyle veya böyle aileden tabii çevreden ki, bir şekilde almış edinmişler. Yani bunu o din adına yapmıyor belki ama aslında e, dini zaten söylediği birçok eylemi kendi içinde Kendisi gerçekleştiriyor. Gerçek. Ama ayette dikkat çektiğimiz gibi bunu iyiliği iyilik olduğu için yapma bilinciyle hareket ettiği için yani bir Allah'a iman etmediği için bunun ahirette bir karşılığı yok. Zaten hocam şöyle bir, bir alıntı daha yapayım kitabınızdan demişsiniz ki eee işin pratik boyutunu önümüze farklı bir boyutu önümüze farklı bir alan açmaktadır. Neden içi para dolu bir çanta bulduğumda onu sahibine vermeliyim şeklindeki soruya verilecek cevabın rasyonel olabilmesi için din ve ahiret inancı gerekir. Şimdi e, isterseniz burada bir ara vereyim. Olur. Siz, e, cümlenizi unutmayın tamam. çünkü arada kesmek istemiyorum. Bu üzer bu minvalde devam tamam, edelim isterseniz. Şey Biraz sonra birlikteyiz.